Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Erzurum'a doğru yola çıkacağız birazdan. Köpeklerimiz de yani Narkoz ve Koko bizle beraber olacak. Ben de Emircan'a eşlik edeceğim Erzurum'a kadar yolda kaybolmasın diye. Yol ilk defa bir yol vlogu çekeceğiz. Onu yolda devam edeceğiz. Yolda videoları ekleye. Neler olacak, ne yapacağız göreceğiz. Şimdi çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Ben öne geçeceğim tabi ama ilk başta onlar ön tarafta, aşağıda ben öne geçeceğim. Devam edeceğiz. Siz şimdi içeri bir girin, gelin bakayım. Hadi gel. Hadi gel. Gelin, gel. Kapıyı arkamızdan kapatırlar zaten. Çıkın, gel. Hadi. Nereye gidin? İçeri. İçeri. İçeri gitti. Başka zaman çıkmasın. İçeri gitti. Hadi. Hadi gidin. Hadi sen gel, hadi gel. Hadi. Arkadaşlar şimdi yoldayız. Daha köyden çıkmadık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Köpekler arkamızdaki arabada. Arkamızdaki araba çekebiliyor musun orayı? Onlar da geliyor. Biz şimdi Emircan'la beraber önden gidiyoruz. Bir Of'a geçeceğiz. Of'ta bir işimiz var. Onu halledip Erzurum yoluna geçeceğiz inşallah. Evet, şimdi şöyle girelim biz. Bakıtın hangi tarafta olduğunu biliyor mu Damla? Biliyorum ya. Şöyle biz geçelim. Evet. O biliyor bak. Biliyor mu? Biz öyle şöyle önde geçelim. İzle şimdi sinemayı izle. Sen Koko'yu izle. Ha. Kardeşim. Ne diyor bunu? Erkan Yıldırım arıyor. Onu hemen cevaplayacağım, dur. Şunu. Kardeşim fulli arabayı, tamam mı? Yakıtı atsanız. Yakıtı at, yakıtı. Yakıtı bilmiyorum nerede olduğunu. He? O biliyor ya. Niye açmadı o zaman? Aa, açtı. Vay be, Koko'ya bak. Gördün mü sana? İnsen yani. Aşağı gel. Onun kardeşi zaten. Arkadaşlar, Ares bunun kardeşi. Bünyamin abi nerede? İçerideydi abi. Nerede? Ofiste içeride. Koko. Ofiste mi? Sana da şey yapar ha. Yapmaz. Çubuk. Dikkat et abi. Hadi canım. Vallahi dikkat et. Gözlükler de var ya. Çubuk. Çubuk. Bana yapma. Yapar abi bak. Ares'in kardeşi. Ares'in kardeşi. Tanımaz onu mu? Kaptı mı seni? Kolunu mu kaptı? Sağ mı kaptı? Bana şey yaptı. Evet. Aferin benim Yakko'ma. Aferin Yakko. Bünyamin abi nerede? İçeride mi? Buradan mı Bünyamin? Evet arkadaşlar, şimdi yola devam ediyoruz. Manzara mükemmel. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hava hafif pisleniyor. Köpekler de arkamızda. Geçsinler bize. Yakko. Evet.
herhalde koku yatıyor. Narkoz şeyin altında, plastik şeyin altında. Üste çiseliyor arkadaşlar. Ama. Bu çiselemeden zaten yani yağsa da bir şey olmaz hayvanlara. Çünkü hava soğuk değil o kadar. Bir de köpekler de bir yıkanmış olur. Bir de yeni başladı zaten. Evet, yeni başladı. İşte yapılan bir şey olmaz zaten. Çok şiddetli yağarsa zaten üst şeyi kapatacağız. İçeride dursunlar ama şu an biraz hava alarak gitsinler. Manzara da süper yani. Öyle bir yeşil var ki arkadaşlar. Yolların güzelliği de bir başka. Cam gibi yollar. Manzara da cam gibi. Baksana ya. Sanki böyle İsviçre'de bir yere gidiyorsun gibi hissediyorum. Değil mi abi? İsviçre'de eskiden müthiş ben gezerken. Ya. Yani şuraya baksana. Yollar sarı çizgiler böyle. Sis çizgisi bunlar böyle. Daha tepelere baksana, çıkacağız ya şimdi. Daha çıkacağız. Baksana şuradan yukarı alıyor mu? Evet. Mükemmel ya gerçekten. Biraz yaklaşalım. Dere. Müthiş. Şu suyun akıntısı bile çok güzel abi. Lastikler büyük ya, su atıyor. Evet, lastikler çok su atıyor. Emircan'ın lastikleri benim arabanın camını mahvediyor. Çok yaklaşmıyor. Yavaş gitsin. Yolculuk nasıl gidiyor abi? Yolculuk güzel ya. Seninle olan yolculuklar keyifli yani. Yolun nasıl bittiğini anlamıyorum. Daha çok yolumuz var abi seninle. Evet. Gidilecek çok yollar var abi. Evet, uzun yollara gideceğiz. Ama bununla mı gideriz yoksa... Koku Pops, ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Koku arabaya kimseyi yaklaştırmıyor ama bana bir şey demiyor, helal olsun Koku. Aferin Koku'ma benim. Kimseyi yaklaştırsın. Kimseyi yaklaştırmıyor arabaya ama inanın ya, tabii sonuçta o kadar benimle vakit geçiriyor. Anacak! Ya yapma bunu, yapma bunu. Emircan, burada güzel bir yermiş ha. Baksana yok ya. Ya yok, daha çıkıyor. Var. Ben öyle bir şuraya güzelliğe baksana. Şuraya güzelliğe bak. Ortada ada var. Aynen. Mükemmel bir yer. Arkadaşlar zaten yukarısı sis. Daha böyle orman yukarı doğru gidiyor ama sisten gözükmüyor. Manzara müthiş ya. Şunlara bak abi. Maşallah. Daha donmadı. Telefonunda bir sıkıntı var. Donuyor sürekli ama şu an donmadı. Narkoz! Narkoz! Hani oğlum? Pişt! Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aynen. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yapma. Şimdi arabanın üstünü yat, kapatacağız. Yat. Aferin ona. Ha, aferin lan bak. Adam lan bunlar. Ya, hayır yat oğlum yat. Aferin. Çek. Çek. Tam çekmiş olmaz çek. Ha, şimdi o kapat. Hiç şimdi bu boşluk bırakmana gerek yok. Hadi atacağız ya. Onu da. Ya zaten şuradan hava giriyor merak etme. Hava soğuk ha. Ayağını çek oğlum. O sıcak havada boşluk bırak anladın mı? Ayağını çek.
Git oğlum geri. Ayağını çık. Ha. Şimdi şunu şöyle dışarı bırak ki yemesinler onu. Yemez mi onu? Yok yemez ya. O zaman içeri bırakalım şu an. Ayağını çek oğlum. Çek onu da. Onu da çek. Dur. Çek şurayı da çeksin. Dur abi ayağı sık. Dur bekle. Çık, kapatma. Dur. Kapatma. Çek ayağını. Dur abi ayağı. Tamam. Tamamdır. Ellerimi şey yap, temizle. Islak mendil vereyim sana. Var. Var mı? Tamam. Evet, arkadaşlar şimdi dışarıda yağmur hızlanabilir. Tünelden çıkacağız, Ohrid tünelinden. O yüzden yağmur hızlanırsa köpekler ıslanmasın diye köpekleri kapattık ama ileride açacağız zaten. Güzel bir yer bulduğumuz zaman orada köpeklerin tuvalet ihtiyacı için ineceğiz. Durduk diye mi bize çalıyorlar acaba? Arkadaşlar şimdi İspire doğru gidiyoruz. Tünelden çıktık. Zaten tünelde bizi panik atak geçirdiler. Tünelde köpeklerin üstünü kapadık. Tünelin çıkışında yine yağmur devam ederse, aksine burada yağmur çok fazla yok. İnşallah ileride olmaz. Zaten köpeklerin tuvalet ihtiyacı için köpekleri indireceğiz ve hava alsınlar diye. Şimdi yola devam ediyoruz. Güzel manzara, yeşil manzara yerini kahverengi tonlu bir manzaraya doğru bırakıyor. Erzurum biraz daha değişik bir yeşil tonu var. Yani yazın o da, kışın zaten tamamen dağ taş oluyor. Ama şimdi bakın, dağ taş böyle yeşillenmiş, çok güzel bir renk tonuna büründü. Bu buralarda biraz böyle yapılar var. Yayla burası zaten. Ama ilerleyen yerlerde daha güzel böyle dere kenarı manzaraları var. Erzurum'a gidiş yolunu seviyorum arkadaşlar. Yolda güzel. Yolun genişliği falan çok iyi. Kaymak gibi yol yani. Güzel. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yaklaşıyoruz. Bir 100 kilometre var herhalde. Şimdi bir inek sürüsüyle beraber, kolay gelsin. İnek sürüsüyle aynı anda seyir yapıyoruz. Maşallah. Al oradan çeksene abi. Hepsi çok güzeller. Ver bakayım. Baksana şimdi. Bayağı inek var burada ya. Memleketimizin ineklerine baksana ya. Maşallah. Erzurum var ya,
Kardeşim Erzurum demek ki ilkbahardan sonra Erzurum Erzurum oluyor. Çok gerçekten. Güzel. Aynen. Ya yani kışın da ben Erzurum'a şimdi Emircan varken arkadaşlar geldik birkaç kez. Kışın buralar böyle kuru muru bir yerlerdi ama yazın gerçekten ilkbahardan sonra Erzurum harbiden bambaşka değil mi? Bambaşka güzelleşiyor yani gerçekten. Yayla gibi bir şehir ya. Kışın insana şey geliyor biraz böyle. Geçin siz. Yavaş ya, benzin bitiyor abi. Ben Eco Pro'yu aldım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yani şu an belki de Erzurum'a normalde 2 saat, 2,5 saatte gidilir ama biz saat kaçta çıktık? 2,5'te falan, 3'te çıktık. 3.11'di ben gördüm saat. Şu an saat 6.30 arkadaşlar. Ne 6? 7'ye geliyor. Daha 70 kilometre var. Daha 70 kilometre, evet öyle bir şey var. Daha gidiyoruz, yoldayız. İleride bir yerde de duracağız. Güzel bir dere manzaralı bir yer. Aslında vardı ama burası olsun, şurası olsun derken bir türlü duramadık. Tam duracağız, ha! Arabanın önüne inek çıktı. Oğlum sen nereden geliyorsun? İntihara mı kalkıştın lan? İlk başına kaldı herhalde bu. Daha deminki köpek ne yaptı abi? Ya arkadaşlar bir tane köpek bize bir saldırdı arabaya, üstten aşağıya. Rampaydı artık bir de. Artık durdum yani arabaya vurmasın diye. Yani köpek ben ona vurmayacağım da o bana vuracak. Öyle bir geliyor ki yan yan. Dedim bu köpek haplanmış herhalde, böyle bir şey olamaz. Sonra ileride bir inek sürüsü daha vardı. Dedik herhalde oradan mesleğinden istifa mı etti, ne yaptı artık? Çobanlıktan bırak. Kafayı kırdı, intihara kalkmıştı. İntihar yani. Harbiden intihardı ya. Ya. Durmak istediğimiz güzel yerlere de sürekli inek sürüleri var. Bir türlü duramadık ama ileride duracağız bir boş yani. Bir yer bulursak. Çok inek var burada ya maşallah. Güzel de inekler. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi köpekleri açacağız. Erzurum'a da yaklaştık bayağı. Bir, yani güzel bir yer. Orada dururuz, burada dururuz. Dere kenarları güzel yerler var. Tam duracağız. İnekler var. Çoban köpekleri falan var. Bu koko gerçekten köpek möpek her şeye bir tutuluyor. İneklere de tutuluyor. Dedik yani yolda sıkıntı olmasın. Buraya geldik. Hadi gel. Hadi şöyle gidelim şu tarafa doğru. Arabalar burada dursun. Gel. Oğlum çık şuna bir düzelt bakayım.
Arkadaşlar şimdi köpekler burada bir dolaşsın, bir hava alsınlar. Tekrar arabaya koyup Erzurum'a doğru devam edeceğiz. Ama böyle dere kenarı istediğimiz bir yer olmadı ama olsun. Şimdi böyle devam edeceğiz. Yürüyeceğiz biraz. Ondan sonra tekrar hadi hadi Koko bana yakacak mısın fazla? Ne buldular? Bir şey bulup da yemesinler. Güzel kokusu ya. Da çok güzel he. Kokusu da evet. Çok güzel. Yeşil. Evet evet. Bak şu bir değişik acaba çiçek kokuları var değil mi? Su var herhalde. Dere mi geçiyor? Bu çiçeklerin kokusu falan farklı ya. Baksana ne güzel kokuyorlar. O, evet o, dere geçiyor. Dere geçiyor. Tamam. Çok iyi. Ama orada... Baksana yılan sandım abi. Allah'ım tövbe. Baksana harbiden ya. Yılan sandım. Burası bataklık mı ya? Çamur dere ol. Geçiyor abi. Çamur olmayalım. He, dere geçiyor evet. Arabalar orada dursun biz. Oo biz oraya gidemeyiz. Çamur yok, oluruz. Yok. Hiç girme. Hiç girme çamur olursun. Ya girme. Köpek... Tamam, köpekler gitsin. Biz şöyle şu arkaya doğru geçelim bir. Şöyle takılsınlar. Dere aynen. Orada. Bak arka dağları görüyor musun? Ne güzel. Harbiden Erzurum ilkbahardan sonra daha çok güzelleşiyormuş. Onlar hayatta beni bırakmaz. Ha atladı göle bak. Oo. Ne oldu? Eyvah. Ne oldu? Ne oldu ona? Bir şey oldu ona vallahi harbiden. Bir şey oldu he. Ayağı mı şişti? Ayağı çıktı he. Uf Emircan ya dur. Dur bir şey oldu köpeğe ya. Ayağı çıktı he. Gel oğlum bakayım ne oldu Narkoz? Ya hayvan. Dur ayağı döndü herhalde. Tamam iyi Allah'a şükür iyi. Of. Ayağı çıktı he. Çıktı mı? Yok çıkmadı. He? Dur bakayım. Narkoz. İyi misin oğlum? Arkadaşlar Narkoz şimdi arabaya geldi. Kendi atladı arabaya. O dereye atladı. Orada herhalde ayağını yanlış mı bastı? Ne yaptıysa. Yani biz de çok kötü olduk bir anda. Çünkü köpek öyle bir inleme sesi yaptı. Ayağının üstüne basamadı. Herhalde ters bastı ayağına. Ne yaptıysa şu diğer ayağına. Ama şimdi iyi geldi. Arabaya kendi atladı. Biraz daha gezdiler. Hadi otur. Çok da fazla otur. Kendini yormasın diye. Orada bataklığa atladı. Bakın burası hep çamur. Neyse şimdi sağ salim şimdi evine gidelim. Ya. Aynen şu an iyi. Zaten buraya yürüyerek gene geldi. Arabayı da kendi atladı. Şimdi büyük cüsseliler ya abi. Yanlış bastın mı bir incinme. Babası da öyle yapıyordu. Bir an şok olduk ya. Gerçekten üzüldüm. Neyse. Geldik sağ salim. Geldik aynen. Allah'ın. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Sağ salim eve gidelim inşallah. Evet arkadaşlar Erzurum'a geldik sağ salim bir şekilde. Allah'a şükürler olsun ki Narkoz'da da herhangi gibi bir şey yok. Ben tutuldum ya. Narkoz. Hayvan bir an öyle bir ses çıkarınca bize şey gibi geldi yani. Sanki hayvana bir şey mi geçti, bir şey olmuş gibi geldi. Şimdi evet görüyorsunuz şu an nasıl gidiyor. Hemen yerine gidiyor. Helal olsun. Hemen yerine koko. Aferin. Yerine. Evet. Kapat. Kapat orayı bak. Kilidi getirdiniz mi? Ne kilidi? Kapının yanında. Yan tarafta kilit var evet. Evet arkadaşlar Narkoz'la Koko mekanına girdi. Aferin. Dur hayır çıkma. Dur. Tamam. Aferin Narkoz. Aferin oğluma benim. Aferin. Narkoz. Hemen çıkalım abi. Tamam. Burayı şey yap. Narkoz dur oğlum. Nasıl yer hemen yerine gittiler? Aynen helal olsun. Evet arkadaşlar hemen bahçeleri burada. Böyle arkaya hadi doğru olsun. Gidiyor.
Evin etrafında evet. İyi atladı zaten, hiç sekmedi daha. Ya o arabanın içine yatarak durdu ya. Aynen. Yatarak durdu, kalktı bir anda ısınmadan. Öyle bir anda şey oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bu vlog mu oldu ne oldu tam bilmiyorum ama yani bir video yaptık, hepsini ekleyip yayınlayacağız. Evet, hepinize teşekkür ederim. Emircan'ın evinin önünde videomuzu bitiriyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.